Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektör arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü lezzet durağımızda Afyonkarahisar'daki Ali Baba Lokantası var. Yanımızda da hem ustamız hem de firma sahibimiz Ertan Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak bu müthiş lezzetler hakkında. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, gerçekten ürünler çok lezzetli. Özellikle et yemeklerini yememek için kendimi şu an tutuyorum açıkçası. Tatlına da tek tek bakacağız. Tabii şu an masamıza koyduğumuz ürünler sadece birkaç tanesi. Çünkü hepsini buraya koymak yetmeyecek. Ama lezzet öncesinde tabii ki sizin üçüncü kuşak olarak öncelikle gıda sektöründe hizmet veriyor olmanız da çok ilginç. Evet. Yılların tecrübesi ve bilgi birikimine sahipsiniz. Ata mesleğini yapıyorsunuz. Evet. Biraz şöyle geçmişe gidebilir miyiz? Nasıl girdiniz bu işe? Bu iş bizim dede mesleği artık. Ben şu anda üçüncü kuşak. Benden sonra oğlum da yine aşçılık konusunda iddialı. Severek yapıyoruz. Severek yaptığımız her şey zaten mükemmel yapıyor. Mükemmel oluyor değil mi? Gerisi kendisi geliyor. Öyle olunca da bir sıkıntı yok yani. Dede mesleği diye. Evet, nesilden nesile geçen mesleği devam ettiriyorsunuz. Çekirdekten yetişme olduğunuz için, bunu ailenizden öğrendiğiniz için de işin en güzelini aslında yapıyorsunuz. Evet. Tabii ben yıllar boyu bunun bu şekilde devam etmesini diliyorum. İnşallah. Lezzetlerinizin bozulmaması için. İnşallah. Şimdi lokantanıza gelen müşteriniz. Menü konusunda o kadar çok çeşit var ki insan tabii hangisini yiyeceğini de şaşırıyor. Siz menüyü seçerken bir önceki gün tabii ki buna karar veriliyor. Evet. Kaç tane çeşit çıkartıyorsunuz? Neler oluyor bu çeşitler? Günlük yaklaşık 10 çeşit, 12 çeşit yemek menümüz var. Belirli bir şeyimiz yok yani. Yarın bunu yapalım, bir gün bunu yapalım. O an için aklımıza ne estiyse, mevsimine göre sebze yemekleri, et yemeklerimiz zaten günlük her gün mutlaka dana var. Tandır, kuzu tandır, afyon kebabı, köfte çeşitleri falan mutlaka oluyor. Tatlı çeşitlerimiz. Şimdi burası aslında esnaf lokantası. Onu evet, izleyicimize evet. Söyleyelim. Herkesin buraya gelip mutlaka bir kez uğradığı, yemek yediği bir yer. Hem gerçekten sebze konusunda zengin bir mutfağı var. Et konusunda da zaten Afyon'a yakışır çok güzel kebaplar yapıyoruz. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bu lezzeti neye borçluyuz? Etimiz birinci sınıf. Onu özenle seçerek alıyoruz. Sağ olsun babamız başımızda. Her gün birkaç güne bir kasaplara çıkar. Beğendiği eti bütün halinde alıp gelir. Bize burada işlemesi. Zaten et kaliteli olduğu zaman lezzet kendiliğinden geliyor. Severek yaptığımız için de içine sevgimizi katıyoruz diyelim. O zaman da evet tadına doyum olmuyor. Yemeklerimiz çıkıyor yani. Şimdi biraz da mekanı konuşmak istiyorum sizlerle. Mekanda eski garaj karşısında. Evet, evet. Çok da uğrak bir yer aslında. Daha önceden öyleydi. Şimdi artık eskisi gibi hareket kalmadı. Fakat tercih eden müşterilerimiz geliyor sağ olsunlar. Sizi bilen biliyorlar. Mutlaka evet. Uzağa da gitmiş olsa geliyorlar. Evet, evet. 24 saat hizmet veriyoruz. Gece çorbada çok iddialıyız. Evet, gece çorbalarınız meşhur zaten. Ne var çorba çeşitlerinde? Çorba aşağı yukarı 8-9 çeşit çorbamız var. Mercimek, ezogelin, işkembe, kelle paça, tandır, tuzlama, spesiyel dediğimiz bunların hepsinin bir karışımı olan bir çorbamız var. Öyle olunca gece de bayağı bir hareketimiz oluyor. Gündüz yemek çeşitlerimize gelen müşterimiz beğenerek yiyorlar, severek geliyorlar. Tatlımız da var, onu da söyleyeyim. Tabii yani Afyon'un vazgeçilmez tatlılar. Kaymak, ekmek, meşhur kaymak tatlımız da var. Ekmek kadayıf kaymaklı, sütlaç, tel kadayıf. Mevsimine göre kabak tatlısı. Kabak tatlımız da çok güzel olur. Tayinli, cevizli, kaymaklı. Evet. Peki farkımızı biraz izleyicilerimize paylaşalım. Biz neden bu lokantadayız? Hemen onu da söyleyelim. Burada lezzet çok güzel, kalite çok iyi, güler yüzle var. 7/24 açık olmanız ve aynı zamanda bu kaliteyi de çok uyguna veriyor olmanızla
tanınıyorsunuz. Gerçekten de tam bir esnaf lokantasınız. Yani evet. Lezzet yanı sıra, kalite yanı sıra fiyat uygunluğunuz da var. Var tabii, o yönde de tercih eden müşterilerimiz var. Tabii yani bir sebze yemeği, pilav 10 liraya rahatlıkla karnını doyurup çıkabiliyor insanlar. Salataya ikram ediyoruz. Sudan para almıyoruz. Öyle. Gibi ne kadar güzel bir hizmet. Peki kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Kış sezonunda 50 kişilik bir salonumuz var. Hava güzel olduğu zaman dışarıya bir 5-6 masa daha. Bugün şimdi gelirken gördüm, masalar var dışarıda sıcak havalar için değil mi? Evet. Akşam vakti biraz daha tenelince 5-6 tane daha masa çıkartıyoruz biz oraya. Yaz günü 70-80 kişiye falan aynı anda hizmet verebiliyoruz. Peki, hedefleriniz var mı? Yani Ali Baba Lokantası yıllardan beri hizmet veriyor. Çok da evet, memnunsunuz. Çünkü talep var. Ürünler dünden bugüne hiç bozulmadı. Hep aynı lezzette devam etti. Nereye gibi hedefleriniz olacak büyüme ya, yolunda? Ya, ekip işi. Kurumsallaşma lazım. Fakat o da bizim için şu anda zor. İşin başında olmak adına, evet, değil mi? Yani evet, büyüdükçe evet, çünkü lezzetin bozulma korkusunu herkes yaşıyor. İşi takip edemediğiniz zaman zaten o iş sizin değildir. Kardeşlerim var. Onlarla yine aynı sektörde hizmet veriyorlar. Yemek sektöründe. Fakat beraberiz. İsim olarak da beraberiz. İşletme olarak da beraberiz. Abim şu anda yeni bir işletmenin başında. Afyon'un nerelerinde bu yerler? Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yemek düğün salonu gibi diyelim. Orası da bu ay başında hizmete geçecek inşallah. Evet, buradan da onu duymuş olduk. Evet inşallah. Hayırlı onunla olsun. Sağ olun. Dediğim gibi yani işin başında olmadığımız zaman yani kendi biz, işimiz değil. Ali Baba'nın yemeklerini yemek için kalkıp buraya geleceğiz. Bu beleşme gibi şu an için kısa yok. Sürede yapılacak bir şeyiniz yok. Evet. Hayaliniz yok. Evet. Dediğiniz gibi süreklilik çok önemli. Devamlılık tabii, önemli. Kalitenin hiçbir zaman devam bozulmaması önemli. Için. İnşallah böyle devam eder diyoruz. İnşallah. Buradan son olarak izleyicilerimize ve elbette bu lezzetleri tatmaya gelenlere ne söylemek istersiniz? Her zaman bekleriz. 24 saat hizmetteyiz. Bir kez olsun denemelerini tavsiye ederim bizler de. Bekleriz tabii. Hiç olmazsa bir çorbamızı içsinler. Değil mi? Öyle karar versinler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sayenizde biz de bir sesimizi duyurduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel. Bu vesileyle bir kez olsun bizi izleyenlerin de gelip bu tatların tadına varmalarını istiyoruz biz de. Bekleriz her zaman. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlere Afyon Karahisar'da bulunan Ali Baba Lokantası'ndan seslendik. Burası sadece sıradan bir lokanta değil. Burada ne ararsanız, sebze olsun, et olsun, tatlı olsun, her şey çok uygun. Bir kez olsun buraya bekliyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.